Hadi gelin değişkenler içeren kareköklü ifadeleri sadeleştirme ile ilgili birkaç tane alıştırma yapalım. Varsayalım ki elimizde 2 çarpı karekök içinde 7x çarpı 3 çarpı karekök içinde 14x kare olsun. Hemen videoyu durdurun ve bunu benden önce kendi kendinize sadeleştirmeye çalışın. Ne duruyorsunuz? Hemen bu kareköklü ifadelerin altındaki tam karelerin ne olduğunu bulup sadeleştirmeyi deneyin. İsterseniz önce çarpımın ne olduğunu bulalım. Çarpma işleminin sırasını değiştirip bunu 2 çarpı 3 çarpı karekök içinde 7x çarpı karekök içinde 14x kare olarak yazabilirim öyle değil mi? Bu da 6 çarpı, bunları çarptığımızda da karekök içinde 7 çarpı x çarpı, 14'ü de 2 çarpı 7 olarak yazayım, evet çarpı x kare. Karekök işaretini biraz daha uzatmam lazım, işte böyle. Bu arada buradaki çarpma işlemini yapmadığımı fark etmiş olmalısınız. Aklımızdan bile yapabileceğimiz bu işlemin sonucu x kare çarpı x, x küp eder 7 çarpı 14 de 98. Evet bu şekilde ilerleyebilirdik ama tam kareleri bulmanın bu şekilde daha kolay olduğunu düşünüyorum. Hatta tam karelerden birinin apaçık ortada durduğunu görebiliyoruz. 14'te de 7 de tam kare değildir ama 7 çarpı 7 tam karedir öyle değil mi? 7 kere 7 49 eder. İsterseniz bunu bir kere daha yazalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. 6 çarpı karekök içinde önce tam kareleri yazalım. 7 çarpı 7 49 eder. x kare çarpı bir karekök kök işareti daha koyalım ve kalanları da bunun altına yazalım. 7'leri ve x kareyi kullandık. Geriye 2.

x kaldı. Bunların birbirine eşit olduklarının farkındasınız değil mi? Başka bir deyişle bunları böyle kocaman bir karekök işaretinin altına da yazabilirdim demek istiyorum. Üstel ifadelerin özelliklerini düşünecek olursanız karekökün içinde çarpım şeklinde verilmiş ifadeleri iki farklı karekök işareti altında e, yazabileceğinizi hatırlayacaksınız. Tüm bunları yapmış olmamızın sebebine gelince hemen devam edelim. Bu 6 çarpı 49x karenin karekökü 7x'e eşit olduğuna göre bunun yerine 49'un karekökü olan 7 çarpı x karenin karekökü olan x'i yazabiliriz bunu bir de karekök içinde 2x ile çarparsak sona çok yaklaşmış olacağız 6 kere 7 42 eder ve 42 çarpı x çarpı karekök içinde 2x bu sadeleştirme sırasında karekök içinde çarpım şeklinde verilmiş terimleri farklı karekökler altında çarpma yöntemini sıklıkla kullandığımı fark etmiş olmalısınız. Mesela bu yaptığımı da ara bir adım ekleyecek olur ise karekök içinde 49x kareyi karekök içinde 49 çarpı karekök içinde x kare olarak yazıp. Bundan sonra 49'un karekökünü alıp 7 x karenin karekökünü alıp da x elde ederdik. Evet hadi bir tane daha yapalım. Bu defa da karekök içinde 2a çarpı karekök içinde 14a küp çarpı karekök içinde 5a'yı. Evet bunu ele alalım Hadi hemen videoyu durdurun ve bu sadeleştirmeyi de kendi kendinize yapmaya çalışın. Bu ifadeleri birbirleriyle çarpın ve tam kareleri kare kökün dışına çıkarın. Peki, önce çarpalım demiştik. Kare kök içinde 2 çarpı 14 çarpı 5. 2 ve 5 asal sayıdır. 14'ü de asal çarpanlarına ayıralım ve 2 çarpı 7 olarak yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 7 çarpı 5. Çarpı a çarpı a küp çarpı a'yı da a üzeri 5 olarak yazıyorum. Evet a üzeri 1 çarpı a üzeri 3 çarpı a üzeri 1 a üzeri 5 eder. Peki bunlardan hangisi ya da hangileri tam karedir? 2 çarpı 2 bir tam kare. a üzeri 5'i de a üzeri 4 çarpı a olarak düşünürsek, e, bunu bir kere daha yazalım. Eşittir kare kök içinde, yine tam kareleri başa alacağım. 4 çarpı a üzeri 4 çarpı kare kök içinde 7 çarpı 5, yani 35 çarpı a. Bunu da karekök içinde 4 çarpı karekök içinde a üzeri 4 olarak yazabilirim. Az önce de söylediğim gibi burada üstler ifadelerin özelliklerini kullanmak dışında bir şey yapmıyoruz ve çarpı karekök içinde 35 a. 4'ün karekökü 2'dir. a üzeri 4'ünki de a kare. Çarpı karekök içinde 35 a. İşte bu kadar. Hadi son bir tane daha yapalım. Bu defa iki tane değişken kullanacağım ama sakın endişelenmeyin. Yapacaklarımızın bundan çok da farklı olmayacağını göreceksiniz. Evet, kare kök içinde 72 çarpı x küp çarpı z üzeri 3. 72 bir tam kare değildir. Ama çarpanlarını düşünürsek belki tam kare bulabiliriz. 72'yi 36 çarpı 2 olarak yazabiliriz ve 36'nın bir tam kare olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Buna ek olarak x küp ve z küp de tam kare değildir, ama bunların çarpanları arasında x kare ve z kare vardır. Hemen yazayım. Karekök içinde tam kareleri yine başa yazacağım. 36 çarpı x kare çarpı z kare. Böyle yapınca geriye de 72'den 2 çarpı x küpten x ve z küpten de z kalır. Bu çarpma işlemini yaptığınızda bunu elde edip etmeyeceğinizi isterseniz deneyebilirsiniz. Z'lere çizgi koyayım böylelikle 2 ile karışmasınlar. Evet 36 çarpı 2 72 eder. x kare çarpı x, x küp ve z kare çarpı z de z küp bunun neye eşit olacağını bulmak artık çok kolay ama ben biraz daha detaya inip bunu önce çarpı karekök içinde 2xz olarak yazayım bu karekök içinde 36 çarpı karekök içinde x kare çarpı karekök içinde z kareye eşittir ve 36'nın karekökü 6 x karenin karekökü x ve z karenin karekökü de z'ye eşit olur bunu bir de karekök içinde 2xz ile çarpalım ve işte bu kadar